videomuzda sizlerle Pino ile akıllı çöp kovası projesi yapacağız. Çöp kovasına elimizi yaklaştırdığımızda kapağı otomatik olarak açılacak. Çöpümüzü atıp elimizi çektiğimizde ise kapanacak. Bence oldukça yararlı bir proje çünkü biliyorsunuz çöpte oldukça fazla mikrop var. Elimizi değdirmemiş ve çöpümüzü de rahatlıkla atmış olacağız. Hangi malzemeleri kullanıyoruz ve kodlamayı nasıl yapıyoruz hep beraber bakalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motorum ve servo motor modül kartım. Ultrasonik mesafe sensörüm. Bağlantı kablolarım. Bilgisayarla Pino kontrol kartı arasındaki bağlantıyı yapabilmek için USB kablom var. Ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim, pil şapkam da yanımda. Şimdi hemen bağlantılarda başlayalım. Servo motorumu alıyorum. Servo motordan 3 adet kablo çıkıyordu. Bu kabloların renkleri benim için önemliydi. Servo motor modül kartı üzerindeki pinlere yerleştirirken bu renkleri dikkate alacaktım. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısmına denk gelecek şekilde pinlere takıyorum. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı kapılar benim için uygun. Hemen bağlantı kablomu aldım. Şöyle bir ucunu servo motora, diğer ucunu da Pino kontrol kartı üzerindeki mor kapılardan istediğim bir tanesine takıyorum. Ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Şimdi elimde ultrasonik mesafe sensörüm var. Uzaklığı yakınlığı ölçebilen bu sensör benim elimi yaklaştırıp yaklaştırmadığımı görebilecek, anlayabilecek. Bu sayede kodlamamı yapabileceğim. Ultrasonik mesafe sensörümün sensör kartı üzerinde mor yeşil renkte bir etiket bulunuyor. 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine takmam gerekiyor. Şöyle bağlantı kablosunu kolaylıkla taktım. 5 numaralı kapıyı seçiyorum. Şimdi USB kablomu aldım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Bir ucunu Pino kontrol kartı, diğer ucunu bilgisayara bağlıyorum. Pino kontrol kartını kodlayabilmek için bilgisayardan Emulo programını açmalıyım. Programı açtıktan sonra bazı küçük ayarlamalar yapmam gerekiyor. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için benim Pino eklentisini, Pino uzantısını indirmiş olmam gerekiyordu. Hala indirmediyseniz benimle beraber şu adımları izleyerek indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne geliyoruz ilk olarak. Uzantıları yönet diyoruz. Şöyle küçük bir pencere açılıyor. Bu arama bölümüne Pino yazıyoruz. Bu arada internete bağlı olduğunuzdan emin olmalısınız. Evet, çıkan Pino eklentisini indir butonuna tıkladım. Çarpıya basarak çıktım. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino'nun bütün kodlarına erişebildiğimi görüyorum. Farklı herhangi bir eklenti ihtiyacı hissetmeyeceğim için, uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsüne geldim. Diğer uzantıları kapattım. Şimdi kartlar menüsündeyim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Arduino Nano seçili. Devam edebilirim. Bağlan menüsündeyim. Seri portu bağlayacağım. COM 6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM 7, COM 8, COM 11 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. USB kablonun bilgisayara bağlandığı portun adıyla alakalı bu. Siz doğru COM'u bulup seçiminizi yapın lütfen. COM 6'yı seçtim. Seri port bağlandı dedi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem de yeşil oldu. Demek ki bağlantıyı yapabilmişim. Son olarak tekrar bağlan menüsündeyim. Aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum ki aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımı Emulo programının haberleşmesini sağlıyor. Pino kontrol kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bağlantılarınızdan eminseniz, kodlarınızdan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi kısa bir süre sonra. Kapat butonuna tıklayarak kapatabilirim. Şimdi ilk olarak mesafe sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Uzaklığı şöyle bir ölçelim. Nasıl değerler alıyoruz bir bakalım. Ona göre algoritma geliştireceğiz birazdan. Robotlar sekmesindeyken mesafe sensörü oku kodumu alıyorum. İlk yapmam gereken şey kapı seçimini yapmak. Bunu lütfen unutmayalım.
5 veya 6 numaralı kapılardan birine bağlamışımdır zaten mesafe sensörümü. Ki seçeneklerde de ikisi çıkıyor. 5 numaralı kapıda olduğu için 5 olarak bırakıyorum. Kukla üzerinden bir okuma yapacağım. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu aldım. İçerisine yerleştiriyorum. Şöyle bir tane büyütelim, daha rahat görelim. Sürekli bir okuma yapmak istiyorum. Sürekli tekrarla kodunu aldım. Bir olaya bağlayalım. Boşluk tuşu olayına bağlıyorum. Boşluk tuşuna bastım, okuma yapmaya başladım. Ultrasonik mesafe sensörümü de şöyle elime aldım. Elimi yaklaştırıp uzaklaştırdığımda bana okuma yapıyor. Şimdi çöp kovası için şöyle şu kadar yaklaştırmam yetiyor. Yani 10'dan küçükse ya da 15'ten küçükse gibi bir ayarlama yapacağım ki çöpe atarken şöyle yaklaştırdığımda elimi, tamam, 10'dan küçükse yeterli olacaktır. 10'dan küçükse çöp kovasının kapağı açılacak. Peki çöp kovasının kapağı nasıl açılacak? Bunun için de servomotor modülümden yardım isteyeceğim. Servomotorun ucundaki kol dönecek ve kapağı açıp kapatacak. Hemen bir servomotorumu da çalıştırmak istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Servomotor çalıştır kodunu aldım. Hangi kapıya bağlamıştım? 1 numaralı kapıya. O yüzden herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Farklı bir kapıya bağlasaydım yanındaki oka tıklayarak diğer kapı seçimlerinin olduğunu görebilirim. Açı ayarlaması yapacağım. Burada otomatik açılar var. İsterseniz siz daha hassas çalışmak istiyorsanız mesela 30 yazmıyor burada. 30 derecelik açıya da alabilirsiniz. Mesela 30 derecelik açıya döndü. Hemen bir 180 yapalım. Bir de 0 alalım. Bu şekilde açının dönebildiğini görüyoruz. Harika. Şöyle kenara almayalım, silelim. Hemen az önce de bahsettiğim gibi algoritmasını tekrar kurayım projemin. Ben elimi mesafe sensörüne yaklaştırdığımda, yani mesafem 10'dan küçük olduğunda servomotor hareket edecek. Elimi çektiğimde de servomotor tekrar kapanacak. İşte 90'la 180 arasında mı dönecek, işte 60'la 90 arasında mı dönecek, onu birazdan projemin tasarımı üzerinde karar vereceğim. Siz de lütfen tasarımınızı yaptığınızda şöyle servomotorunuzu üzerinde tutarak bir açı ayarlaması yapın. Tahmini değerlerle olmaz çünkü. Şimdi kontrol sekmesine geldim. Eğer ise değilse kodunu alıyorum. İki tane eğerle de aynı şey yapabilirim. 10'dan büyük ise, eğer 10'dan küçük ise. Ama benim iki koşulum olduğu için eğer ise değilse de işimi görecektir. Hemen kapattım. İşlemler kısmına geldim. Sekmesinden küçüktürü alıyorum. Mesafe sensörümü robotlardan alıyorum. Mesafe sensöründen gelen değer 10'dan küçükse, 10 santimden küçükse servomotorun hareket etsin. Servomotor çalıştırı aldım. Şöyle açısını 45 olarak ayarlıyorum. Şöyle biraz kaldırsın. Hatta şöyle 50 de yapabilirim. Yani 50. 50'ye kadar açsın. Şöyle 1 saniye beklesin. Elimi çektiğimde de robotlar sekmesine geldim. Servomotor çalıştırı kodunu alıyorum. Elimi çektiğimde de 0 açısına dönsün. Şöyle aşağıya doğru indirsin üstündeki pervaneyi. Şimdi hemen bunun dışında bir sürekli tekrarlı alıyorum. Bunu da bir olaya bağlayalım. Boşluk tuşu basılınca. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Bakın. Elimi yaklaştırdım. Şöyle şunu da göstereyim. Açıyor. Kapatıyor. İsterseniz elinizi yaklaştırdıktan bir süre sonra kendiliğinden kapanmasını da isteyebilirsiniz. Tamam, harika. Boşluk tuşuna bastım.
şurası çıkmış. Ha, tabii ki durdurmam lazım. Şurası çıkmış. Orayı silikonla. Tekrar bir deneyelim. Evet. Şimdi bir problemle karşılaştım. Şöyle bir açısını, kopyasını çıkartalım. Sıfır yapalım. Bazen kendiliğinden açılıyor. Karşısına bir engel olmasa bile. Çünkü mesafe sensörümüz arada sıfır okuyabiliyor. Herhangi bir ses dalgasını gönderdiğinde geri gelemiyorsa, yani önünde bir engel yoksa sıfır derinde anlık olarak görebiliyor. Bu nedenle kodlarımda şöyle bir düzenleme yapıyorum. Mesafe sensörüm hem sıfırdan büyük olacak hem de ondan küçük olacak. Böyle bir durumda sadece kapısını açsın. Çöp kovasının kapağını açsın. Şuradan V kodunu aldım. Şurayı kopyasını çıkart diyorum. Yerleştirdim. Diyorum ki sıfırdan büyük ol. Ve ondan küçük ol. Şimdi çalıştırıyorum. Tamam. Durdurdum. Şimdi kodlarımı kartımın içerisine yüklemem gerekiyor. Şu kodları silebilirim. Robotlar sekmesine geldim. Pino program kodunu aldım. Üzerine sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve kodlarım yüklenmeye devam ediyor. O sırada ben de pil şapkamla pilimi hazırlayayım. Birazdan çünkü bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım. Güç girişinden pilimi takıyorum. Şu an off kısmında. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kablomu çıkartabilirim, artık bilgisayarla işim yok. On kısmına getirdim. Evet, açtı ve kapattı. Şöyle şuradan da gösterelim. Evet, akıllı çöp kovam hazır. Hiçbir şekilde elimi değdirmeme gerek kalmıyor. Hatta içerisine bir tane de çöp atalım. Şöyle şu çöpü atıyormuş gibi yapalım. Bu şekilde çöp atmak artık çok daha hijyenik olmuş oldu. Sizler de kendi projenizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Projenizi oluşturduktan sonra fotoğrafını ya da videosunu çekip bizlerle sosyal medya üzerinden paylaşırsanız oldukça seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.